Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımızın yeni bir mod inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History'de daha önce görmediğiniz bir modu sizlere göstermeye çalışacağım dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar. Buradan oyunlar diyorum. Daha sonrasında yeni oyun diyerek oyunumuzu başlatmadan önce size şöyle bir haritasını göstermek istiyorum arkadaşlar ve bir de güzel haber vereceğim sizlere. Bu modu indirmek istediğinizde, yani mobil kullanıcılar için de söylüyorum bunu. Mobil indirmek istediğinizde yapımcısı mobil linkinde çıkardığı için rahat bir şekilde indirip oynayabilirsiniz dostlarım. Lakin eski Age of History'nizi kaldırmak zorundasınız diye biliyorum. Çünkü hiçbirisi aynı anda çalışmayabilir. O yüzden arkadaşlar indirmek isterseniz de açıklama kısmındaki linki tıklayarak direkt olarak indirip oyunuza ekleyebilirsiniz. Hatta Medieval Dynasty senaryo paketinde oyunu ekleyerek güzel bir deneyim çıkartabilirsiniz ortaya. Şimdi biz oyunumuza yavaştan başlayalım. Buradan hemen şöyle senaryolara bastığım anda görüyorsunuz ki içinde yaklaşık 3, 6, 7 tane senaryo ile geliyor arkadaşlar. Ben 1200 yılında oynayacağım. 1200 yılı güzel olabilir. Buradan Anadolu Selçuklu Devleti'ni seçiyorum ve buradan seçeneklerimiz zorluk efsanevi, savaş sisi, klasik, oyun hızımız hepsini sıfıra kadar çekelim. Buradan moromu kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 565 bin nüfusumuz varken 29 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi, nüfusumuzu ve yatırımları standart konulara çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür senaryoların devamı için aşağıdan videolarımızı beğenebilir ve henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerle birlikte yavaş yavaş 20 bin abone doğru gidiyoruz biliyorsunuz ki. Ve indirmek istiyorsanız açıklama kısmındaki ilk linke tıklayarak direkt olarak indirip oynayabilirsiniz dostlarım. Şimdi öncelikle Anadolu Selçuklu Devleti olarak bizim hedeflerimiz neler? Sizlere bunları anlatayım hemen dostlar. Altımızdaki Kilik Ermeni Krallığı, üstümüzdeki Bizans İmparatorluğu'nun topraklarımıza katmamız gerekecek. Lakin öncelikle sizlere bir müzikleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Oyunda müzikler bu arada telifli olabilir. O yüzden sadece dinleteceğim. Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle müzik seviyemizi... Evet. Böyle müzikleri var arkadaşlar. Tam dinletmek istemiyorum. Çünkü telifli olduğu araştırdım. Baktım telifliymiş gerçekten de. O yüzden sadece böyle ucundan dinleyin. Gerisini eğer indirmek isterseniz de oradan dinleyebilirsiniz dostlar. Şimdi biraz paramızı arttıracağım. Paramızı arttıktan sonra an itibariyle Kırık Ermeni Krallığı'nı direkt olarak alacağım arkadaşlar topraklarımıza. Şöyle 15.000 biraz paramızı basalım. 17.000, 18.000 tamam. 20.000 para bana yetecektir. Çünkü ben bu kadar toprağa sahip olup 29.000 ekonomim varsa bu adamın benden daha az ekonomisi vardır diye düşünüyorum. Evet zaten bayrakları, damgaları var lan adamların. Güzel. Medieval Dynasty senaryo paketiyle aşırı güzel gidebilir. Kesinlikle denemeniz lazım onun da. Bir gidin deneyin derim arkadaşlar. Hatta ben size hiç uğraşmayın. Açıklama kısmındaki linke o paketi de eklerim. Eğer isterseniz onu da indirip oynayabilirsiniz. Şimdi şöyle askerlerimizi hemen sınıra çekeceğim. Bu arada mouse imleci de bakın kılıç. Arkadaşlar kılıç da güzel olmuş. Bu arada şeyi sorabilirsiniz. Neden bu oyun bu kadar büyük ekranı? Arkadaşlar bunun birinci çözünürlüğünde oynamak istedim ama çok fazla şey olduğu için. Neden ona? Küçük olduğu için gösteremedim onu. Yani ben bile göremiyordum. O yüzden ikinci çözünürlükte oynamaya karar verdim. Bu seferlik bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi şu toprakları hızlı bir şekilde alacağım. Çünkü buraları istiyorum arkadaşlar. Zaten diğer devletler de biraz sonra bana savaş açacaktır. Evet şimdi buraları hemen alalım. Evet görüyorsunuz ki Antakya Prensliği, Trabzonspor'du ve Kudüs ve aynı şekilde ise Kıbrıs Krallığı bana savaş açtı. Lakin ben topraklarımızı bir şekilde kattığım için hiçbir şekilde benle savaşa girmeyeceklerdir. Evet hemen askerlerimizi sınıra çekeceğim. Evet herkese şu an barış yaptım görüyorsunuz ki dostlar. Aslında bu oyunda müziksiz oynanmıyor be. Vallahi arkadaşlar siz bir deneyin. Bir şans verin buna. Bak çok pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi buradan hemen asimilasyonumuzu yapacağım. Tabi mobilde daha güzel görünüyor. Bunu da haberini vereyim arkadaşlar. Mobilde ben denedim. Gerçekten güzel görünüyor. Çünkü zaten yapımcısı mobile uygun olması için yapmış. Genelde bilgisayar versiyonu kötü olmuş biraz ama. Çözünürlük bakımından. Onun dışında her şey güzel. Bu arada simgeleri göstermeyi unuttum arkadaşlar. İmleç paketini ve ikon paketlerini görmek isteyebilirsiniz. Evet ikon paketlerimiz bu şekilde. Abimizin kendi yaptığı ikon paketleri mevcut durumda. Ve herhangi bir şey formülebiliyorum. Unreal Calipate diye bir şey formülebiliyorum. Burada Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu yeniden ilan edebiliyorum. Vasallar var. İşte herhangi bir şey. Islamic State var. Demek ki hükümet ve din değiştir dediğim anda. Arkadaşlar görüyorsunuz ki bir sürü yine şeylere sahip durumdayız. Güzel paket ya. Ben hoşuma gitti. Buradan dahaya bastırmadan neler var. Evet kalemizin gerçek bir simgesi var artık. Çiftliğimizin de. İkmal kamplarımızın hepsini adam kendi elinden geçirmiş anlayacağım kadarıyla. Şimdi öncelikle o zaman şunları bir gözlemleyelim arkadaşlar. Bir kendimiz gelin bir basalım. Konya'ya biraz bir özen gösterelim mesela.
Ama 0.5 teknoloji puanı lazımmış. Bizim ise şu an 0.33, o yüzden biraz arttırmamız gerekecek arkadaşlar. Hemen asimilasyonumuzu yapıyorum. Daha sonrasında ise teknolojiye biraz özen göstereceğim. Araştırma, ver bakalım araştırma. Arkadaşlar ben bu arada elimde bayağı bir mod var. Yani hep arkadaşlar zamanında çıkarmış ama yani pek adı sanı duyulmamış modlar. Bunları sizlere göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamı değilseniz de abone olarak anında haberdar olabilirsiniz dostlarım. Ve bu modu indirmek istiyorsanız da açıklamadaki ilk linke tıklayarak anında gidip oyununuza ekleyebilirsiniz. Tabi eski Age of History'yi kaldırmak zorundasınız diye biliyorum. Çünkü mod arkadaşlar bu da bir APK olduğu için aynı anda çalışmazlar büyük ihtimal. Haberiniz olsun. Şimdi ben araştırmayı biraz daha uzun göstereceğim. Biraz paramızı hızlı bir şekilde azaltalım. Şu müzikleri... Azerbaycan mı lan bu? Azerbaycan kuruldu. Şaka mı lan bu? Bu arada gemiler ne acaba? Gemilerin simgesi ne durumda? Şöyle hafif bir asker basacağım. Evet, gemilerin simgesi de değişmiş. Güzel. Her şeyin simgesi değişmiş arkadaşlar. İkon paketleri güzel çalışıyor. Sadece son oyunumuzu hızlandıracağım. Klik Yermeni Krallığı'nı aldığımızdan bu yana bayağı güçlendik açıkçası. Yani paramız artık günlük 1000 dukat geldiği için rahat durumdayız arkadaşlar. Şimdi paramızı hızlı bir şekilde azaltıyorum. Çünkü araştırma bayağı lazım olacak. Kale kurmak için her şey lazım oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakalım ekonomimizi. Şöyle bir ekonomisine vereceğim. Şöyle 0.43 olmuşuz bu arada. Güzel. Görüyorsunuz ki günlük 1277 dukat geliyor. Bayağı iyi bir paraya sahibim gerçekten. Daha sonrasında ise oyunumuzu yeniden hızlandırabiliriz. Ben mod hoşuma gitti ama ya bunda seri yapar mısın diye sorarsanız Medieval Dynasty paketini yüklersem anca o zaman şey yaparım arkadaşlar. Seri yapabilirim. Yoksa şu an bu şeyle yani ayarlanmamış ekonomi ve nüfusla yapılmaz bu seri. Kendim böyle hepsini fullleyeceğim öyle oynarım. Ama güzel ya. O iyi. Ben o beğendim. Şimdi gelelim sınırımızdaki şu devlete savaş açmaya. Bunu da almak istiyorum açıkçası. Bu da alırsak güzel olabilir. Şuradan hemen savaşımızı ilan edeceğim. Zaten bunu koruyan, savunan hiç kimse olmadığı için rahat bir şekilde topraklarımıza katabilirim. Gerçekten böyle yapılmış zamanda Age of History modlar var ama kimse yani görmediği için arkadaşlar tarihe gömülüyorlar. Bunların şeylerini biz ortaya çıkartacağız, merak etmeyin. Evet, şimdi Erzincan'ı falan da hemen şöyle yapalım asimilasyonlarını. Bayrağımız güzelmiş ya. Ben hoşuma gitti bayrak. 0.43. Şimdi biraz arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan araştırmaya biraz katkı sağlayacağız. İndirmek isterseniz bu arada açıklama kısmına bakın. Bak her seferinde tekrar ediyorum. Sonra mod ne diye sormayın bana arkadaşlar. Modun ismi neydi? Kingdom Dynasty diye bir tane mod arkadaşlar. Ve açıklama ilk linkte var. Yani şey yazabilirsiniz oraya. O linke girdiğiniz anda şöyle bir şey çıkacaktır ekrana zaten. Kingdom yani krallık alakalı bir şey görürseniz direkt olarak onu indirip oyunuza ekleyin diyecektim ki bir çıkarma yedik. Niye bana savaş açıyorlar? Ben ne yaptım oğlum size? Arkadaşlar topraklarımızı ihya etmemiz gerekiyor. Lakin şu an ihya edebilir miyim? Evet ihya edebilirim. Çünkü yeterli düzeyde param var ve kendimi savunabilirim. Hatta şöyle diyeyim. Modu indirmek isteyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. Mobil için uyumlu yok. Ne diysem, ne desem. Krallık paketi arkadaşlar. Evet, buraya kadar izleyen varsa modu indirmek istiyorsanız da krallık paketi linkini görürseniz oradan direkt olarak indirip oyununuza ekleyebilirsiniz. Evet, bu güzel oldu. Yalnız arkada müzik çalmayınca da kendimi çok yanlış. Oh. Daha oğlum ben bu müzikleri dinleyemiyorum. Araştırdım da arkadaşlar hepsi telifli ya. Evet, 8000. Şu Kıbrıs'a bir çıkarma atacağım. Neymiş neymiş görsün bizi be. Tamam bunu aldık. Şuradan biraz asker. Aha bittik. Bir kredi alırsam hareket puanım bitiyor olmuyor. Evet ama şu an oraya bir çıkarmayla girebilirim arkadaşlar. Abi ne yapıyorsun? Ver lan şu toprakları. Evet Kıbrıs gel bakalım. Bu Kıbrıs'ı topraklarımıza katıyorum. Daha sonrasında buradan askerlerimi siliyorum. Güzel geliştik ya. Daha sonrasında ise arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Sağ üstten oyunumuzu hızlandırıyorum. Hızlı bir şekilde para basacağım ve Bulgaristan'a bir çıkarma yapacağım. Bulgaristan'a çünkü şu an sadece çıkarma yapabilirim. Diyecektim ki o bana zaten yaptı sağ olsun. Şöyle hemen askerlerimizi basalım.
Tamam, güzel. Şu an itibariyle her yeri temizledik. Şurası Bizans'a ait, tamam. Oraları Bizans'a ait olduğunu unutmuştum arkadaşlar. Şimdi jeton yeni düştü. Şimdi şuraya ufak bir deneme yapayım ben. Bakalım beni kaç kişi savunuyormuş. Orada bir de görmüş oluruz. Evet arkadaşlar, 2000 kişi savunuyormuş. Başka da kimse savunmadı orada. İlerleyeceğiz. Devam. Geri çekilmek yok. Oğlum, yalnız fetişler çok sarıyor biliyor musunuz? Yani gerçekten bir orta çağ modunda oynadığınız belli oluyor. Evet, güzel. Buraları da alacağım. Bulgaristan'ı aldık. Yani ikinci evet, Bulgaristan sadece. İkinci Bulgar İmparatorluğu ya da Bulgur falan değil arkadaşlar. Sadece Bulgaristan. 1713. Hemen askerleri silelim. Evet, şu an Anadolu Selçuklu Devleti olarak kendimizi bayağı bir güçlü görüyorum arkadaşlar. Çünkü göreceksiniz ki sınırdaki devletler olsun, diğer devletler olsun, hepsini topraklarımıza kattık. Ve bu arada harita güzel ya. Vallahi arkadaşlar, harita güzel. Bizans'ı topraklarımıza kattığımızda oluşacak şeyi sizler merak ediyor olabilirsiniz. Yani sınırları. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Hatta almak istiyorum şu an Bizans'ı ama gücüm yetmeyecektir. Saat sonunu hızlandıracağım. Dediğim gibi Medieval Dynasty senaryo paketini indirirseniz liderleri de bu sayede görmüş olursunuz arkadaşlar. Çünkü oyunda mod sadece harita modu ve içindeki müzik paketleri ve haritasıyla birlikte bir mod olduğu için liderler sadece damgalanmış liderler var. Mesela şöyle inceleyecek olursak görüyorsunuz ki yani simgeleri var. Yani böyle simgeleri var. Başka bir şeyleri yok. Dediğim gibi indirirseniz görürsünüz onları da. Benim bu arada 47. Şuradan bir araştırma yapacağım. Biraz araştıralım arkadaşlar. Şöyle biraz araştırmamız yapıyorum. 0.50'ye çıktığım an bu iş bitmiştir. Ki çıktık galiba zaten. Şöyle baktığım kadarıyla 62.000 param var. Mis gibi. Daha sonrasında burayı böyle kapatacağım. Şuradan neredeydik? Hükümet ve şey değiştir abicim. Ne var? Merchant Revolution. Bu neymiş? Vergi gelirini -25 kısıyor. Bize vergi gelirini arttıracak şeyler lazım. Çünkü burası resmi Türkiye kurumu kardeşim. Evet, Holy See. Bu hoşuma gitti bak. Ama bu da Chinese Empire var. Oğlum, Çinlilerin şeylerine geçmem ben. En yüksek vergiyi veren bir bu var, bir de bu var. Ama buna geçiyorum ben. En yüksek vergi buradan çıkıyor. Şuna bak. Normal şartlarda vergiler arttırırsanız halk isyan çıkartır. Ama ideolojileştirerek vergi arttırırsanız halk der ki bu adam haklı kardeşim. Bu adam haklı. Bizans'ın rengi çok kabarık. Şöyle biraz karartacağım. Şimdi gelelim biraz Bizans İmparatorluğu'yla savaş konusuna. 19.000 ekonomi, 60.000 ekonomi var. Yani demek oluyor ki biz çok güçlüyüz arkadaşlar. O yüzden hemen neyse, şöyle mi yapsak? Diyecektim bir an, bir sonraki bölümde devam edelim de şöyle bir ufak bir savaşımıza girelim arkadaşlar. O kadar söz verdik, bari savaşmadan olmaz değil mi? Aa, bu ne lan? O asker var abi. Asker var lan oyunda. 3710. Arkadaşlar, asker gördüm. 2971. Az bir şey de şuraya asker çekeceğim. Tamam, hemen savaşımızı ilan ediyorum. Çünkü eksi 8000'leri gördük. Evet, şu oyundaki buff konusunu ayarlarsam, yani ben kendim eğer ayarlarsam arkadaşlar, sizlere de büyük ihtimal paylaşırım. Tabi isterseniz modu indirenler varsa ki o yazsın yorumlara. Büyük ihtimal %100 çalışacaktır çünkü modu yapan adam yapmış. Yani sırf yaptığı için büyük ihtimal çalışacaktır. Evet, ufak bir hata sonucu tur geçtik. Neyse, Konstantinopol yeniden fethi olacak. Bunu fetheden komutan ne güzel komutan. Gel. Oğlum, ben İstanbul dediğim zaman direkt olarak onu da söyleyesim geliyor biliyor musun arkadaşlar? Ya adamlar Peygamber Efendimiz ta kaç yıl, 100 yıl önce müjdelemiş bu haberi. Vay anasını. Gel bakalım. Evet, ufak bir hata sonucu keşke tur geçmeseydik. Gema geçtik, yapacak bir şey yok.
Sen buraya gidiyorsun. 219 sen buraya, sen de buraya. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. En azından topraklarım güzel görünsün. Hatta gelin İstanbul'u alalım arkadaşlar. İstanbul onların eline düşmesin. Bizim elimizde kalsın. 7, 6. Şöyle toprak bütünlüğünü sağlayacağım. Evet, İstanbul benim oldu. Hemen askerleri sileceğim. Evet, saat de bayağı geçiyor. Şöyle askerleri silelim arkadaşlar. Paramızı artıya çekmemiz lazım. Şunu da sil. Tamam. Sağ son oyunumuzu hızlandıracağım. İstanbul'da başkent yaptık mı? Vay halimiz arkadaşlar. Bak şimdi nasıl güçleneceğim. Sırf İstanbul'dan teknoloji puanı geldi aldığım için ya. Evet, nasıl ama arkadaşlar. Neyse bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Tabii bu serinin devamını isterseniz 500 like gelirse ikinci bölümünü atarım. Lakin şu an için güzel görünüyor her şey. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Modu indirmek istiyorsanız açıklama kısmındaki ilk linke tıklayarak indirip oyununuza ekleyebilirsiniz dostlar. Ya da oyunu direkt olarak oynayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.